Kıymetli izleyenler, herkese merhaba. Bir paylaşımla daha sizlerle birlikteyiz. Bugünkü paylaşımımız güneş panellerinin temizliğiyle ilgili olacak kıymetli izleyenler. 7 tane 550 wattlık güneş panelim var. Bunların temizliğini yapacağız. Tabii nasıl yapacağız? Önce bir tozunu alacağım. Tozlanmış. Şimdi birazdan yakından da göstereceğim. Tozunu alıp yani yıkadıktan sonra da kıymetli izleyenler, burada limon tuzumuz var. Panellerin üzerinde bir kireç tabakası varsa bile ne yapıyor? O kireç tabakasını çözerek ortadan kaldırıyor. Tabii saf suyla da temizliyorlar. Esas saf su ve bunların tabii üzerinde gezebilen makineler yapmışlar panel temizliği ile ilgili. Tabii ki bizim burada fazla panelimiz yok. Yani elle temizleyebiliriz ama büyük bir işletme ise, yani büyük bir güneş santrali varsa tabii ki bunu elle ya da insan gücüyle temizlemek bayağı bir zaman alacak ve zor olacak. Onları makinayla yapabilir. Ama bizim gibi böyle 3-5-10 paneli olan güneş enerji santrali sahipleri temizliği bu şekilde yapabilirler. Şimdi kıymetli izleyenler, belki kimyasal da kullanıyorlardır ama ben onu bilmiyorum, ama limon tuzu çok güzel bir temizleyici ve kireç çözücü. Nereden biliyorsunuz derseniz, tabii ilk defa ben bu şeyle, limon tuzuyla temizliği yapacağım. Çünkü evde muslukları biz eski, yani bozulmuş, bozulmaya yüz tutmuş limonlarla temizliyoruz. Pırıl pırıl oluyor. Tuz ruhuyla ya da kireç çözücüyle yaptığımız zaman kireç çözücü muslukları karartıyor. Yani bu tip kimyasalları ben panellerde kullanmıyorum. Önce bir yıkayacağım şimdi. Ondan sonra da şöyle gördüğünüz gibi limon tuzumuz var. Şu bezle de bu panellerin üstünde bunu gezdireceğim. Şimdi önce bir yakından göstereyim panellerdeki tozları. Kıymetli izleyenler, şöyle panellerdeki tozları görüyorsunuz. Evet. Yine tabii ki şu da bayağı bir toz olmuş. Hatta gece hafiften yağmur yağmıştı. Buralara da böyle toz birikmiş. Tabii ki bunlar kıymetli izleyenler. O iki panel daha çok tozlu gibi görünüyor. Şunlarda toz az gibi. Halbuki onlar daha yüksekte. Şöyle parmağımın izini görüyorsun. Şimdi kıymetli izleyenler, tabii şey de düşüyor. Elektrik üretimi, yani 2200-2300, belki yıkadığımız zaman 2500 wattı görebileceğiz. Yani böyle kirli olduğu zaman panellerimiz, bir 2-300 wattlık bir enerji kaybımız oluyor. Yani bu enerji kaybının önüne geçmek için panellerimizi arada bir böyle tozlandığı zaman yıkayabiliriz. Belki her zaman böyle limon tuzuyla ya da saf suyla yıkamanıza gerek yok. Normal suyla da yıkamanızda fayda var. Kıymetli izleyenler, ben hava aşırı sıcakken gündüzleri yıkamıyorum. Genelde sabah ve akşamüstü yıkıyorum. Yani bilemiyorum, zarar vereceğini düşünüyorum. Zarar verir mi, vermez mi? Onu da işin açığı bilmiyorum ama zarar verebilir. Onun için serinlikte bu işleri yapmakta fayda var. Şimdi önce hortumla bir yıkayalım.
Panellerin hepsini bir temizlemek gerekiyor. Yine panellerimizin açısı da aynı olmalı. Ben video çekmiştim. Orada unuttum galiba açıyı söylemeyi. Kıymetli izleyenler, 15 derecelik yere 30 derecelik açıyla montajının yapılması gerekiyor. Evet, şimdi tabii bir kaba tozunu aldık. Su tutuyorum. Şimdi ileride ki bakınız kıymetli izleyenler, çamur gibi lekeler kaldı. Yani onları tek tek şimdi bezle silmek lazım. Yoksa böyle lekeli kalıyor. Şu panellerin uzaktan görüyorsunuz. Aslında yakından da gösterebilirim kıymetli izleyenler. Şöyle sildiğim halde şeylerin izleri kaldı. Lekeleri şöyle görüyorsunuz aynı şekilde. Karşıda da var kıymetli izleyenler. Karşıdaki panellerde de lekeleri görüyorsunuz. Yani bunu şimdi limon tuzuyla bir pırıl pırıl yapalım. Tekrardan bir durulama işlemini yapalım. Kovamıza suyumuzu dolduralım. Evet, bu kadar su yeterli. Şöyle buna bir yarım bardak kadar limon tuzu koyacağım. Yani bu 5 litrelik, yani bir su bardağına yakın limon tuzu koyabilirsiniz. Yarımla bir bardak karıştırabilirsiniz. Bir sopa yardımıyla. Evet. Şimdi suyumuz hazır. Kıymetli izleyenler, iki kere silmemize, yıkamamıza rağmen lekeleri görüyorsunuz. Şimdi bir de bu limon tuzu karıştırdığım suyla bir silelim güzelce. Bakalım bu lekeler kalacak mı? Yani öyle hortum tutmayla temizlenmediğini görmüş olduk. Hatta çekpasla da çektim. Bakınız şu üst kısımlarda da kıymetli izleyenler tozların kaldığını görüyoruz. Bakınız iki kere yıkadım. Çekpasla da çektim. Evet, tozları görüyorsunuz. Şimdi bir limon tuzlu suyla bir silelim bunları güzelce. Limon tuzu da suda çözülmüş tamamen. Şöyle elimizin yettiği yerleri bezle böyle, yetmediği yerleri de kıymetli izleyenler çekpasla yapacağım. Eldiven giyebilirsiniz. Bakalım bu şekilde nasıl olacak.
panelin elektrik üretimi, bunlar seri bağlandığı için en az üreten kadar üretirler. Yani diyelim ki bir tanesi hiç üretmiyorsa, hiç üretmez, diğerleri de üretmez seri bağlandığı için. Bu hususa dikkat etmek lazım. Yani biri tozlandıysa panelin, hepsi de o tozlu panel kadar elektrik üretir. Bu duruma da dikkat etmekte fayda var. Onun için panellerin hepsini temiz tutmak lazım. Yani en azından hani bir su tutabiliriz, çekbasla çekebiliriz böyle benim yaptığım gibi. Şeyi de düşünüyorsanız, limon tuzunun zarar vereceğini, saf suyla yapabilirsiniz. Gölgelemeye de dikkat etmek lazım kıymetli izleyenler. Panel montajı yaparken, yani kışın güneş nereden doğup batıyor, yazın ben birkaç kere yerlerini değiştirdim panellerin. Hala da şu köşeye bakınız, şu panel şu köşeye gölgesi düşüyor. Şöyle limon tuzu karıştırılmış suyla sildikten sonra bir de şöyle su tutuyorum. Yani üzerinde limon tuzunun şeyi kalmasın, kalıntısı. Bakalım netice ne olacak. Evet. Kimyasal bir şey değil ama gene de yıkıyorum. Evet. Şu anda temizleme işi bitti. Temizleme işini bitirdik. En son su tuttum. Tekrardan, yani silmeden sonra bakalım üzerinde bir leke kalmış mı? Ola ki limon tuzunun kalıntıları şey yapar, leke. En son yıkamış olalım. Panellerimize de zarar vermeyelim. Eğer zararı olacaksa bir bekleyelim bakalım son durum ne olacak. Panelimiz kurumaya başladı. Ben şöyle kuruyan yerleri göstereyim. Temizlik durumunu. Şöyle kıymetli izleyenler, şu çizgiden şöyle şuradan yukarı şu kısımlar kurumuş. Bakınız hiç leke yok kıymetli izleyenler. Şöyle, yani şu orta şeritten yukarı kurudu. Şuralarda kurumak üzere kıymetli izleyenler. Yine şöyle diğer panellerimizi de ben göstereyim. Bakınız yani çok güzel temizlendi. Şöyle alt tarafları daha yeni kuruyor. Bakınız pırıl pırıl. Herhangi bir leke göremiyoruz. Yine şu uzaktaki şunlara bir bakalım. Şöyle kısaca. Evet, ve videomuzu bitirelim. Kıymetli izleyenler, bunun da şu köşesi kurumamış. Sadece bakınız şuralar komple kurumuş. Yine bu üç diğer şu iki panelimizin de büyük bir kısmı kurumuş. Alt tarafta yani üçte birlik bir kısım kurumamış olabilir. Güneşten de çok belli olmuyor. Yani şöyle de bakalım. Gerçekten pırıl pırıl oldu panellerimiz. Bir paylaşımı daha burada noktalıyoruz. Bir sonraki paylaşımda görüşmek üzere. Hoşça kalın.